Doğrusu bu süresiz nafaka epey bir zamandır tartışılıyor. Özellikle hukukçular arasında yoğunca tartışılan bir konudur. Kimileri süresiz nafakanın kadın hakları bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederken, kimileri de bunu bir insan hakkı sorunu olarak ortaya koyuyor. Şu anki mevzuata göre, medeni kanuna, içtihatlara göre nafaka süresizdir. Nafakanın kesilmesinin bazı nedenleri var. Sadece iki tane nedeni var. Onları irdelemek gerekiyor. Şimdi bir kere nafaka boşanmayla beraber ortaya çıkacak olan bir olgudur. Elbette boşanma olmadan da tarafların ayrı yaşamasıyla birlikte nafaka olgusu ortaya çıkar. Nafaka destek anlamındadır. Destek sunması gereken kişinin desteğini devam ettirmesi anlamındadır. Dolayısıyla özellikle boşanma davalarında karşımıza çıkan başlıklardan bir tanesi de nafakadır. Bir kişi resmi nikahlı olarak evlendikten sonra boşanma durumuyla karşı karşıya gelirse, mağdur olan, boşanmadan dolayı maddi desteğini kaybeden tarafa nafaka vermekle yükümlüdür. Hatta aile mahkemesi davanın başında tedbir olarak bir nafakaya hükmeder. Yargılamanın sonunda da o nafaka devam edecekse nafaka nitelik değiştirir ve yine devam eder. Boşanmanın kesinleşmesiyle birlikte de elbette nafaka devam ediyor. Diyelim ki bir boşanma davası 5 sene sürdü. 5 sene boyunca koşulları varsa nafaka tedbiren devam eder. 5 yılın sonunda kesinleştikten sonra da yine koşullar devam ediyorsa iştirak nafakası ya da yoksulluk nafakası olarak devam eder. İştirak nafakası çocuklara bağlanan nafaka, yoksulluk nafakası ise kadına bağlanan nafakadır. Tartışılan nokta şu, şu anki mevcut uygulamada bir kişi bir ay bile evli kalsa boşandıktan sonra nafaka ödemeye başlar. Daha doğrusu dava açıldıktan sonra nafaka ödemeye başlar. Ve eşi evlenmediği müddetçe, yani resmi nikahlı olarak evlenmediği müddetçe ya da düzenli bir gelire, bir maaşa sahip olmadığı müddetçe bu nafaka yükümlülüğü devam eder. Kişi bir ay evli kaldı, anlaşamadı, boşandı. Ama eşi evlenmediği müddetçe, düzenli bir gelire sahip olmadığı müddetçe bu nafaka ömür boyu devam edecektir. Bu elbette sorunlu bir alandır. Öyle veya böyle, kusur hangi tarafta olursa olsun, boşanma gerçekleştikten sonra nafakanın süresiz olarak devam etmesi bir insan hakları sorunudur bana göre. Burada belki yapılması gereken şu, nafaka süresi evlilik süresiyle sınırlandırılabilir. Evlilik çok kısa bir süre devam etmişse bunun 3 yıla sınırlandırılması ya da 5 yıla sınırlandırılması mümkündür. Örneğin taraflar 5 yıl evli kaldı. 5 yıl boyunca nafaka devam etmeli. Boşandıktan sonra 5 yıl boyunca nafaka devam etmeli. Ama evlilik diyelim ki 1 ay devam etti. 1 aydan sonra boşandılar. O zaman tekrar nafaka 3 yıl ya da 5 yıl boyunca devam etmeli. Ama sürenin sonunda da kesilmelidir. Bu zaten Avrupa'da da Almanya'da da özellikle tartışılan bir konudur. Çünkü süresiz nafaka, ucu bucağı belli olmayan bir nafaka erkek eş açısından da ciddi sıkıntılara yol açmaktadır. Çünkü yeniden belki evlenme olanağını bulamamaktadır. Evlendikten sonra bir nafaka ödemekle yükümlü olduğu için yeni evliliğinde mutlu olamamaktadır. Bu bakımdan bunların dengelenmesi gerekmektedir. Ha, nafakanın bütünüyle ortadan kaldırılması, çok kısa bir süreyle sınırlandırılması elbette doğru değildir. Ama ömür boyu devam edecek olan nafaka da bana göre sorunludur. Bu bakımdan benim mesela bir hukukçu olarak aklımda geçen şudur. Evlilik bir kere örneğin 3 yıldan az sürmüşse nafaka 3 yıl boyunca devam etmeli. 3 yıldan fazla sürmüşse evlilik, nafaka evlilik süresiyle sınırlandırılmalı. Örneğin 10 yıl devam ettiyse evlilik, 10 yıl boyunca nafaka ödenir ama 10 yılın sonunda kaldırılır. Belki böyle bir ara formül hem kadın hem de erkek açısından daha makul bir çözüm üretecektir. Ama şu anda Aile Bakanı'nın bu açıklamayı yapması önemli. Çünkü bu hukuk camiasında zaten eskiden beri tartışılan bir konudur. Bakanın da bu konuya dahil olmasıyla birlikte bu konu tekrar gündeme gelecektir. Taslak olarak belki önümüzdeki süreçte bazı yasal zeminler oluşturulabilir. Ama ifade ettiğim gibi nafakanın dengelenmesinde fayda vardır. Nafakayı tayin eden hakim tarafların sosyal ve ekonomik durumuna bakar. Örneğin erkek tarafı çok iyi bir gelire sahipse nafaka da ona göre artacaktır. Ama erkek tarafının geliri son derece düşük yahut da hiç çalışmıyorsa bile asgari ücret aldığı varsayılarak uygun bir nafaka tayin edilir. Ama erkeğin çalışmaması nafakanın kesileceği anlamına gelmez. Çalışmayan erkek de yine nafaka ödemekle yükümlüdür. İfade ettiğim gibi yüksek geliri olan kişi daha fazla nafaka öder. Ama geliri hiç yoksa ya da çok düşükse
ona göre nafaka ödenir. Elbette burada şey de önemli. Erkeğin bir ikinci evlilik yapması halinde çocuk sayısı artmışsa, eşi çalışmıyorsa nafaka ona göre yeniden dengelenebilir. Yani nafaka hiçbir zaman sabit bir kalem değildir. Değişkenlik gösterebilecek olan bir kalemdir. İleriki aşamada günün koşullarına uygun olarak taraflar nafakanın düzenlenmesini, belirlenmesini hakimden isteyebilirler.